değerli mesai arkadaşlarım, değerli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, değerli öğrenciler, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok anlamlı bir tören için burada bir araya geldik. Hiç şüphe yok ki Mehmet Akif Ersoy bizim milli şairimiz ve milli bir değerimiz. Mehmet Akif Ersoy'u aldığımızda burnumuzun kemiklerine kadar sızlayan, his dolu bir şair. Bunu zaten Safahat'ın başlangıcında girerken diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim ilk nazil olan ayet oku diyor. O da oku diyor, sana eğer hisli bir yürek lazım ise diyor. İlk mısralarından birisi budur. Oku sana hisli bir yürek lazım ise diyor. Mehmet Akif'in her tarafı his dolu, duygu dolu. En güzel cümlelerini zaten ilk ön söz gibi Safahat'ın en başına koymuş. Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem, kalbimin dili bağlı. Ben buradan pek bir zarım olur. Değerli konuklar, ben Mehmet Akif Ersoy'u ne zaman alsam böyle hep ağlamaklı olurum. Gerçekten onun yaşadıklarını biz yaşamış olsak, onun o duygu dünyasını biz yaşamış olsak, gözyaşları içerisinde kalmamız gerekir. Geldiği dönem, yıkılışların yıkılışları takip ettiği koskoca bir imparatorluğun kendi tabiriyle üç adam tarafından batırıldığı bir dönem. Paramparça diye, yani son dönemde Müslüm Baba'nın meşhur şeyi var, bir imparatorluğun paramparça olduğu bir dönem. Ve siz bir şair olarak burada konuşuyorsunuz. Ve eserinde onları konuşuyor. Ve İstiklal Marşı'nda bu zaten azmi, bu heyecanı, bu ufku görüyorsunuz. Korkma diye başlıyoruz. Neden korkma diye başlıyoruz? Bunu düşünmek lazım. Çünkü hakikaten herkesin korktuğu ve kaçtığı bir dönemde, Ankara'nın terk edildiği bir dönemde, düşman topçusunun top seslerinin Polatlı'dan duyulduğu, Ankara'da duyulduğu bir dönemde Mehmet Akif bunu bir gece yarısı mısralara döküyor. Korkma diye başlıyor. Düşmanın top seslerinin duyulduğu bu esasında yeni bir vaka değildir. Mehmet Akif ilk şiirine Safahat'ta başlarken oku diye başladığı gibi burada da yine bir yere atıp yatıyor. Mekke'den Medine'ye Hazreti Peygamber göç ederken düşmanın at nallarının sesleri mağaradan duyuluyor. Hazreti Ebubekir korkuyor. Diyor ki korkma. Allah bizimle beraberdir. Aslında İstiklal Marşı'nda orada korkma derken korkma. Allah bizimle beraber. Sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak diyor şair. Bu cümleler arada cümleyi mutarıza değerler. Gizlenmiş, mahfuz cümleler. Bunlar hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Çünkü tarihte iki tane sevr var. Birisi Hazreti Peygamber'in Sevr mağarasında bunu söylediği, diğeri de Osmanlı'nın Sevr anlaşmasıyla mağaraya tıkıldığı ve bütün Osmanlı milletinin tepeden tırnağa korku ve endişeyle titrediği bir dönemde yazılıyor. O zaman düşünmek gerekiyor. Her kelimesini düşünmek gerekiyor. Ben mesela bu şiirler, bu komisyonda neden, komisyon başkanı olarak neden İstiklal Marşı yarışmasının yapılması istediğinizi müsaade ederseniz izah edeyim. Şiir okuyan insanlar genelde hisli olurlar. Duygulu insandan da çok zarar gelmez. Hisli olmak güzel bir şeydir. Duygularını aktarabilmek güzel bir şeydir. Dolayısıyla güzel bir şiir okuma, bütün okullarımızda böyle bir bütün Bursa çapında bu ilk defa yapılıyor. İlçelerimizde münferit mevzi yapılmış çalışmalar var. Ama bu Bursa çapında bir İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması ilk defa. Bu önemlidir. İstiklal Marşı'na bu değeri vermemiz lazım. İstiklal Marşı'nı anlamayan bu milleti anlamaz. Mehmet Akif Ersoy'u anlamayan bu memleketi anlamaz. Ben Mehmet Akif'i okuyarak, anlayarak hazmetmiş birisinin ben bu memlekete düşman olacağını hiç düşünmüyorum. Bu memleketin milli ve âli menfaatlerin aleyhine çalışacağını hiç düşünmüyorum. Ne düşünüyorum?
sorununa ilaç olarak şeyleri kendisi söylüyor. Evet, belki Arnavut'um, işte perişan yurdum diyor. O dönemde Arnavutluk'ta işte milli hareketler başlıyor, Arnavutluk hareketleri başlıyor. Evet, belki Arnavut'um diyor, işte perişan yurdum. Ben rahmetli nenemden dinlemiştim. Böyle işte Balkan Savaşı yıllarını anlatıyor. Diyor ki işte istiklal kazılıyor, geriye doğru ordu gidiyor. Yegalar istikam kurmuştu diyor, işte Flandria mevkiine diyor. Anneanneme sormuştum, anneanne demiştim, bu Yega nedir? Bana şunu demişti. Ve evladım, bunlar ıslah insanlar demişti. Sonra öğrendim, Mehmet Akif de bu Yega grubundanmış. Yani ıslah insanlar, düzgün insanlar. Mehmet Akif çok düzgün bir adam. Demin hocamız bahsetti, sözüm doğru olsun, yeter ki odun gibi olsun. Yani doğru olmak, ıslah olmak. Bu hakikaten demek ki onlara has, çok ciddi bir özellik Mehmet Akif. Dümdüz yaşayan bir insan. Belki bilirsiniz hepiniz, bir arkadaşıyla randevulaşıyor. İşte filanca yerde İstanbul'da şurada buluşacağız diye. Yağmur var, tipi var, boran var. Mehmet Akif buluşma yerine gidiyor. Arkadaşı gelmeyince arkadaşlıktan sıkıyor. Yağmur çamur altında bekliyor. Yani bu kadar sözüne sadık insan. O yüzden sadık olmak çok önemli bir şeydir. Ben Mehmet Akif'i bu memleketin bir milli şair olarak memleketine en sadık gördüğüm insanlardan birisidir. Şiirden okuduğunuzda Tolstoy'u aşan şiirler görürsünüz. Tolstoy aile dramlarını anlatmakta eşsizdir. Ama şiir dalında Tolstoy'u 10 kere solladığını görürsünüz. Bir aile içi dramları anlattığı, isterseniz bir köse imamı okuyun, bir kadının perişan hali karşısında Mehmet Akif'in o yürek paralayıcı cümlelerini kullanmasını, hatta ben böyle zaman zaman sınav yaparım, şu cümleler Mehmet Akif, şu kelimeler Mehmet Akif'in şiirinde olabilir mi derim. Mesela köse imamda geçen şiirdeki kelimeleri söylerim. Orada çok argo vardır ki, ama o argonun bir tanesi garip kaçmaz. Ama direkt bu kelimeleri söyleseniz, şunları kullanmış olabilir mi? Yani mesela orada ipsiz der, işte hangi haysiyetin oğlum der, işte daha ötesi şeyler de söyler. Mesela bunu dinlediğinizde, ya ki ayrı ayrı kelimeleri söylediğinizde dersiniz ki, ya bunu Mehmet Akif söylememiş olabilir. Ama şiir dinlediğinizde, evet Mehmet Akif bunu söylemiştir. Bu kadar da güzel yapıştırmıştır. O yüzden Mehmet Akif'in bir koca karılı Ömer şiirini bir idareci olarak, ben okuduğumda kendimi çok muhasebeye tabi tutmuştum. Bir yılın idarecinin hassasiyetini anlatması noktasında hepinizin de tekrar tekrar dinlemesini isterim. YouTube'da da bulabilirsiniz. Kocakarı ile Ömer şiiri. Bir idareci üzerine yazılmış en güzel şiirdir. Ben bir idareciyim. De ki en çok hangi şiirden okuduğunda etkileniyorsun? Mehmet Akif'in Kocakarı ile Ömer şiirini okuduğunda ağlamadığın an nadir. Bunu böyle bilmesini isterim. Sizler de Mehmet Akif'i algılamaya çalıştığınızda bunu göreceksiniz. Ben ilçelerimizden gelip buraya kadar üstün performans gösteren birinci, ikinci, üçüncü arkadaşlarımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Onların başarılarından dolayı her birini kutluyorum. Şiir okumak çok önemli bir şey. Günümüzde maalesef şiir gittikçe kıymeti harbiyesini kaybediyor. Neden? Ben bunları biraz da bu şeylere bağlıyorum. Bu anma günlerinde üstün görü şiirler veriliyor. İşte nedir orman haftası, işte nedir Yeşilay haftası. Bu şiir edebiyat tarihinde adı bile geçmeyen şiirler çocuklara ezber edilmiş. Çocuklar diyorlar ki ulan bu şiir hiç ezberlemeyelim. Hiç öğrenmeyelim. Halbuki çocuklara çok güzel şiirler öğretmek lazım. Kahvenin ne olduğunu ve nasıl bir şey olduğunu öğretmek için kahvenin en güzel şiirlerini öğretmek. Mesela Necip Fazıl'ın Kafiye isimli şiirini mesela her çocuğun bilmesi lazım. Her çocuğun bilmesi lazım. Yani o güzel mısralar içerisinde belki Mehmet Akif'e de yapacak. Mesela Necip Fazıl'ın o Kafiye şiirini hepiniz bilirsiniz. Bir varmış, bir yokmuş diye başlayan çok güzel nefis bir şiirdir. Bir vatan var, vatan diyor Necip Fazıl. Böyle tüyleriniz diken diken oluyor. Bir kahveyi bu kadar güzel kullanılabilir mi? Dolayısıyla çocuklara ben öğretmen arkadaşlarımıza özellikle salık veriyorum.
kaliteli şairlerin şiirlerini ezberledi. Günü kurtarmak için edebiyat tarihinde olmayan işte Yeşilay Haftası şiiri, yok işte bilmem ne haftası şiiri, bu edebiyat tarihinde olmayan sakın çocuklara şiirleri ezberlettirmeyin. Çocuklara çünkü geleceğini torpilliyorsunuz. Çocuklar bir daha şiir okumak istemiyor. Çok önemli bir şeydir bu ya. Ben çok üzüldüğüm şeylerden birisidir. Güzel şiir okuduğunuzda çocuklar şiir okumaya çalışıyor. Ben evde mesela her akşam çocuklara bir şiir ezberletmeye çalışıyorum. Aman yazarım böyle duvarlara. Ezberleyin oğlum bunlar çok güzel. Edebiyat tarihimizin en güzel şiirleri. Ben Amasyalıyım. Bizim Amasya'da çok güzel bir şey vardı zamanında. Tabii şimdi onlar kayboldu. Televizyon kültürü onu hakine yeksan etti diyelim. Bizim orada akşamları böyle temaları demlerler, aile toplanır, televizyon yok, şey yok. Ben öyle insanlar hatırlarım ki şiirden ortalık kırla geçerdi var. Benim çocukluğumda Mevlana'nın Mesnevisi'nin 26 bin beytini ezbere bilen yaşlı bir amca vardı. Diyorlardı ki bu amca öldüğü zaman Mevlana'nın Mesnevisi'ni ezbere bir adam kalmayacak diyorlar. Hakikaten ondan sonra da bir daha ezbere bile hiç görmedim. Onu öyle güzel Farsça okurdu ki. Amasya'nın edebiyat kültürü çok büyüktür. Şair Nedim'den tutun da, efendim Şair Eşref'ten tutun da hepsi Amasyalıdır mesela. İnanılmaz bir edebiyat kalitesi vardı. Sokaktaki köylü bile çok rahat divan edebiyatını anlayabilirdi. Şimdiki çocuklarımız tabii divan edebiyatını ne kadar anlıyorlar bilmiyorum. Ama bu Amasya'nın şehzadeler şehri olmasının da bir gerekçesidir esasında. Bu kadar derin köylülerine kadar edebiyat olmasa Amasya şehzadeler şehri olamazdı. Bu edebiyat kültürü çok zengindi. Dolayısıyla ben şiire karşı çok ilgiliyim. Şiire karşı ilgili olmak topluma karşı ilgili olmak demektir. İnsana karşı ilgili olmak demektir. Ben bu programda inşallah güzel arkadaşlarımızı hep beraber dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Programı tertip eden, programı düzenleyen, bunları programda görev alan bütün öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilere, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.